Hanımlar beyler, düğün delisine hoş geldiniz. Burada yukarıdayım, balkondayım. Böyle egzantrik bir açılış yapayım dedim. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni bir mekan vlog'uyla da karşınızdayım. Ankara'da Beylerbeyi'ndeyiz. Beylerbeyi'nin iki tane salonunu size tanıtacağım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hazırsanız başlıyorum efendim. Evet, bu muazzam atraksiyonlu açılışımdan sonra tekrar hoş geldiniz videoya. Bugün Beylerbeyi'ndeyiz. Daha doğrusu Ankara'nın en eski restoranlarından Cumhuriyet'teyiz. Cumhuriyet'in Beylerbeyi ve Saray salonlarını tanıtacağım. Öncelikle lokasyon olarak salon nerede onu size tarif edeyim. İstanbul yolu 30. kilometrede Opet benzinliğin hemen üstünde yer alıyor. Dış çekimlerini de zaten video olarak paylaşacağım size. Onları da göreceksiniz. Ama ilk önce iç çekimden başlayayım istedim. Çünkü iki mekan var. Hızlıca size çok videoyu uzatmadan detayları paylaşayım istiyorum. İlk önce arkamda gördüğünüz adına yakışır şekilde olan Saray salonundayız. Ardından hemen yan tarafta 1000 kişilik devasa bir salon olan Beylerbeyi'ni tanıtacağım. Bu tesis yaklaşık 10 yıllık bir tesis. Hatta 10 yılı biraz aşkın bir süredir mevcut. Bu salon en eski salonlarından Saray Salon. Yeni yapılan, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan Beylerbeyi Salonu daha yeni bir ve daha büyük bir salon. Saray'ın ilk önce teknik detaylarından size bahsedeyim. Ondan sonra Beylerbeyi'ne geçelim. Her zamanki gibi hem şöyle yavaş yavaş yürüyeyim, arka planda salonu görün. Zaten detaylarını paylaşacağım. Saray Salon şöyle gördüğünüz üzere, geniş açı, bakın arkayı göstereyim. Kolonsuz, tavan yüksekliği 6 metre olan muazzam bir salon. Hem ferah hem de kolonsuz dikdörtgen yapısıyla, mimarisiyle olsun, adı gibi saraylara layık derler ya, hakikaten Saray Salon. Burası maksimum 500 kişi kapasiteli. 500 kişiye kadar olan düğün, nişan, kına organizasyonlarınızın burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi tavan yüksekliği 6 metre ve klima sistemi gerçekten çok iyi. Bu klima sistemlerini detaylı anlatmaya çalışıyorum sizlere, özellikle kapalı mekanlarda. Biliyorsunuz. Düzenli bir şekilde filtreleri temizleniyor ve hava sirkülasyonu çok iyi. Yani şu an havalandırma çalışıyor ve ben o sirkülasyonu hissediyorum. Sahne alanımız hemen burada. Hatta şöyle göstereyim. Ben kamerayı çevireyim. Beni çok izlemeseniz de olur. Evet, böyle daha iyi oldu sanırım. Şimdi şöyle göstereyim. Ana giriş kapımız burası. Geri geliyorum şöyle. Merdivenlerimiz hem sağda hem solda, üst taraflarda şöyle balkonlarımız mevcut. Bu balkonlarda oturma düzeni de var. Aynı zamanda gelin odamız da üst tarafta. Salon ana girişinden döndüğünüz andan itibaren sahneyle karşılaşıyorsunuz. Şu an bir organizasyon olmadığı için sahne boş. Ama şu avizenin ve tasarımın ihtişamına bakabilirsiniz. Gerçekten girer girmez sizi cezbediyor. Sol tarafta tabii ki aile masalarımız hemen sağlı sollu sahnenin iki yanında da bulunuyor. Özellikle kolonun olmaması çok iyi bir avantaj. Çünkü sahnenin görüş açısını hiçbir şekilde bozmuyor. Diğer teknik detaylardan biri de bu işletme bir restoran geçmişi olan bir işletme olduğu için kendine ait mutfağı var ve kendine ait mutfağı olduğu için yemek servisi, yemek kalitesi inanılmaz güzel. Hemen salonun şu sol tarafında bakın, burası servis kapısı, yani mutfağın olduğu kapı. Buradaki Beylerbeyi ve Saray'ın iki tane salon olmasına rağmen iki tane farklı mutfak ve iki servis alanı mevcut. O yüzden burada yeme içme konusunda gönlünüz rahat olabilir. Evet, burası da balkon kısmı. Şöyle geniş açı göstereyim. Yani 1, 2, 3, 4 masa var. 10'ar kişiden, yani 40 kişi kapasiteli güzel bir balkon. Balkonun şöyle üst tarafından bakın kuş bakışı nasıl gözüküyor salon. Baştan sona salonu kuş bakışı çok güzel gören bir balkon burası. Bence gayet güzel düşünülmüş. Hemen şurada bir kapı var. Orada ne var? Size onu göstereyim. Şuradan girelim. Ve efendim, gelin damat odamız, hazırlık odamız burası. Burada İçecek çerezlerinize kadar her şey hazır. Şöyle döneyim. Boy aynanız. Merhaba. Burada da lavabonuz mevcut. Şöyle ışığı yakayım. Lavabonuz da var. Hemen salona tekrar geri dönelim. Bakın merdivenlerin üstünden de şöyle salonu kuş bakışı göstereyim size. Bu salonda 500 kişiye kadar olan düğün, nişan, kına, doğum günü, sünnet gibi bütün organizasyonlarınızı yapabiliyorsunuz. 6 metrelik bir tavan yüksekliği var. Elimi de kaldırıyorum ki hani ölçersiniz diye belki. Biraz daha geriye gideyim. Sesim geliyordur diye düşünüyorum. O kadar kablosuz mikrofon aldım. Masa düzenleri çok iyi. Aradaki geçişler gayet iyi. Masalar çok sıkışık değil ki
Masaların, sandalyeleri dikkat ederseniz şu an şöyle bakın, içeride değil dışarıda oturma pozisyonunda. O yüzden aralardaki geçiş gayet rahat. Özellikle bir yemek servisi anında işte pardon bir saniye geçeyim gibi bir durum olmadığını görün diye. Gerçekten çok güzel. Şu salonun diğer tarafını da göstereyim size bakın. Gene üst tarafta şurada da bir balkon kısmımız var. Orada da misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz masa düzeni mevcut. Masa örtülerinden tutun da sandalyelerin renk uyumu hepsi böyle altın sarısı, gold renk. Şöyle perdeleri göstereyim. Perdeler gene salonun renkleriyle uyumlu. Hah, böyle daha güzel oldu. Yani yerlerin halı olması zaten bir kere tam otel konsepti. Perdeler, masalar hepsi renk uyumu olarak birbiriyle orantılı. Çok güzel. Yani bu tabii ki zevk meselesi. Evet şaşalı duruyor ama göz yorucu bir avartılığı yok. Bence gayet ferahtı salonu. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Saray salonun kapanışını şöyle ışıklı ışıklı janjanlı yapayım. Sarayın teknik özelliklerinden kısaca bahsettim. Şimdi Beylerbeyi'ne geçeceğiz. Beylerbeyi de maksimum 1000 kişilik bir salon. Orası daha büyük ve daha yeni bir salon. Mimari tasarımıyla gerçekten çok etkileneceğinizi düşündüğüm bir salon. Hatta bu akşam orada bir kadınlar için bir matine düzenleniyor yanlış bilmiyorsam. Ondan önce hazırlık aşamasını da görmüş olacaksınız. Şimdilik burası için söyleyeceklerim bu kadar. Saray salondan Beylerbeyi'ne geçiyoruz. Beylerbeyi'nde görüşürüz. Evet hanımlar beyler ve esas oğlandayız. Beylerbeyi. Yani akşam bir organizasyon olduğu zaman salonun çehresini görüyorsunuz. Burası tam 1000 kişi kapasiteli muazzam bir salon. Şu an ışıklandırmayı karşıda sahneyi ve arkadaki LED ekranı görüyorsunuz. Başta söylediğim gibi akşam bir kadınlar matinesi olacak. O yüzden bir organizasyon var. Hemen hızlıca size salonu gezdireyim. Ondan sonra detayları konuşalım. Arkadaşlar sahne gerçekten çok büyük. Yani böyle büyük salonlarda sahnenin büyük olması gerçekten inanılmaz önemli. Şöyle geniş açı göstereyim. Bakın arka tarafta kamerayı ilk koyduğum yerde de şu an bir DJ kabini söz konusu ama normalde gelin damadımızın oturduğu alan burası. Ama bu akşam farklı bir organizasyon olduğu için başka bir konsept var. Şöyle etrafını da döreyim. Salonun ihtişamını bir görün. Buranın konsepti biraz önce anlattığım saray salonundan daha farklı. Beyaz, siyah, gri tonlar ağırlıklı. Tamamen gene kolonsuz bir salon. Bakın salonun en uç kısmına gidiyorum şu an. Şu an en uçtayım. Şöyle yapayım ve görün. Tavan yüksekliği 6 metre. Gene aynı klima sistemi burada da mevcut. Hatta şu an belki size geliyordur bilmiyorum ama klimanın sesini inceden duyuyorum ben. Sahnenin arka tarafındaki LED ekranı gördünüz. Çok şık duruyor ve parlama yapmıyor. Yani özellikle çekim yaparken arkadaki LED ekranı olan mekanlarda bazen parlama yapıyor ve çekim kalitesini düşünüyor. Özellikle fotoğraf, video çekimlerinizde, düğün çekimlerinizde bu kritik, önemli bir detay. Hemen kadrajdan çıkayım. Salonu şöyle daha rahat görün. Evet, buranın mimarisi inanılmaz. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, düşüyordum az kalsın. Bakın şurada köşelerde ışıklı kısmı görüyorsunuz. Böyle basamak gibi bir alan yapmışlar. Bir tık yüksekten görüyorsunuz sahneyi ve salonu. İyi düşünülmüş. Işıklandırması falan gene LED aydınlatmaları inanılmaz. Çok şık bir salon. Şöyle geniş açıdan bir daha görün istedim. Akşamki masa düzenini de şöyle kısaca göstereyim size. Sürekli bir yerlere takılıyorum. Bu salonda şöyle bakın şölen masaları görün. 1, 2, karşıda da 2 tane 4 şölen masamız var. Ve gene burada da aile masalarımız var. Desenli böyle parlak ayna gibi bir tasarımı var. Şöyle yakından göstereyim. Tavanın detaylarını görebiliyorsunuzdur umarım. Avizeler çok şık. Şöyle biraz daha geniş açıdan göstereyim. Hem şöyle gezeyim hem de salonu ihtişamını görün. Ha biraz önce bahsettiğim gelin damadımızın normalde oturduğu koltuk demiştim. İşte o koltuklar şu an buradalar. Standardın dışında. Normalde gelin damatların oturduğu masa ve oturdukları koltuklar belli standartlardadır. Ama burada gerçekten tam böyle salonun mimarisine uygun şekilde tasarlanmış. Böyle yüksek bir masa yerine cam şık çiçekle süslenmiş bir sehpa kullanmışlar. İnce düşünülmüş güzel bir ayrıntı. Yani salonu anlatmaktan ziyade şöyle geniş açılarla size göstermeyi tercih ediyorum. Gerçekten inanılmaz ihtişamlı ve güzel duruyor. Salonun giriş kapısının hemen sağında da şölen masalarımız mevcut. Yani bu kadar fazla şölen masayı her yerde göremezsiniz. Şöyle bir geniş açıdan göstereyim ve bakın salonun köşesindeki masalar dikdörtgen şölen masa konseptinde. Bir basamak böyle yüksekte olduğu için görüş açısı inanılmaz güzel. Upuzun bir koridor. Şimdi biraz detay görsellerle sizi baş başa bırakayım. Sonra videonun kapanışına geçeriz. I just wanna stay back.
bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Arkadaşlar, Beylerbeyi'ni şöyle bir de dışarıdan görün istedim. Şato gibi duruyor, şato. Gerçekten çok güzel. Kış ayı olduğu için şu an havuzumuz kapalı. Ama normalde yaz döneminde havuz ve fıskiye çalışıyor. Organizasyon başlamak üzere, o yüzden dışarı çıkmak zorunda kaldım. Çok gürültü var. Gelin odasını gösteremedim maalesef. Çünkü orada hazırlıklar var, biraz dolu. Saray salonunda olduğu gibi gene mutfak hizmeti zaten salonun diğer gördüğünüz uzun kapısından alınabiliyor. O yüzden yiyecek içecek konusunda, yani yiyecek içeceklerin daha doğrusu servisi konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu yıl yapılmış organizasyonlardan böyle kesitler varsa gene videonun sonuna ekleyeceğim mutlaka. 800 kişilik otoparkı var, onu söyledim mi hatırlamıyorum. Onu da ekleyeyim. Ve vale hizmeti mevcut. Restoran kısmı var. Hemen şöyle arkamda görebilirsiniz. Bakın, yani davete erken geldiğinizde restoran kısmında da vakit geçirebilirsiniz. Muazzam yemekleri vardır. Mutlaka tavsiye ederim. Yedim, tattım, biliyorum. Oradan söylüyorum. Onun dışında Beylerbeyi'nin zaten Instagram hesabını açıklamalara ekleyeceğim. Fiyatlar konusunda hani her zamanki gibi öyle fiyat veremiyorum. Ama şu anki ekonomik şartlardan dolayı ne kadar hızlı rezervasyon yaptırırsanız, ne kadar hızlı dönüş yaparsanız o kadar iyi. Çünkü bir günümüz tutmuyor maalesef. Ülkece her türlü fiyat artışına maruz kalıyoruz maalesef. Fiyatını kesinlikle hak eden bir salon. Beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed.